Kış aylarında düzenlenen geleneksel deve güreşleri festivalleri öncesinde Bodrum ilçesindeki pehlivan develer güreşlere hazırlanıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve birçok vatandaşın tutku ve büyük bir ilgiyle izlediği deve güreşleri festivali öncesinde pehlivan develer güreşlere hazırlanıyor. Yaz aylarında sahipleri tarafından özenle bakılan develer ata sporu geleneğini bu yıl da sürdürecek. Bodrum'un birçok bölgesindeki deve sahipleri havutlama adı verilen develerin hazırlık sürecine başladı. Kokartlı deve güreşi hakemi ve deve sahibi Ali Akgün, develerin yeni sezon güreşlere hazırlandığını söyledi. Bir devenin sezonda ortalama 14 güreşe katıldığını ifade eden Akgün, "Develere yazın bakıyoruz. Şimdi havutladık ve güreşlere hazırladık. Bazı develer kızdı. Ancak bazı develer daha kızmadı. Hepsi aynı anda kızmayabiliyor. Zemheri ayını bekleyen olur," dedi. Bodrum'da eski dönemlerde tüm ulaşım ve taşımacılığın develerle sağlandığını anlatan Akgün, Bodrum eski yerleşim yeri ve ücra bölgelerden olduğu için burada develeri çok iyi biliyorlar. Çünkü burada zamanında develer yük taşıma aracı olarak da kullanılmış, dedi. Develerin geleneklere uyarak hala çeyiz taşıma işlemlerinde kullanıldığını ifade eden Akgün şöyle konuştu. Örf ve ananelerde eskiden çeyiz sandık. Öyle gelip gittiği için herkes deveyi biliyor, yerliler. Bu dönemde artık gene kullanılıyor değil mi o çeyiz taşıma? Çeyiz sadece sandık oluyor yani. Şimdi araçlar olduğu için şimdi koltukları da deveyle götüremezler şu anda, arabayla götürüyorlar. Yani bu bir kültür. İyi bir seyirci toplayan kültür yani. En düşük güreşte 3000 seyircisi olan. Hiçbir güç 3000 adamı Antalya'dan, Çanakkale'den, Aydın'dan, Bodrum'dan bir araya toplayamaz. Ve de bununla insanlar arabasıyla katılıp bilet alıp bu kültüre destek veriyor. Akgün, hayvanseverlerin deve güreşlerine karşı tepkisi olduğunu, ancak bunun bir dövüş değil, güreş olduğunu anlatarak, deve güreşlerinde hayvanların zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığını belirterek şöyle konuştu. Bu dövüş değil, güreş. Hani hayvanseverlerin bunlara karşı şeyi var ama develer önlemli güreşiyor. Hakeminden, masa hakeminden. Hiçbir sakatlık. Sakatlığa meyil vermiyor. Göster babında. İyi hayvanlar var. Göze hoş gelen güreş yapan develer var. Yani insanlara bir görsellik katkı sunuyor. Bir de yani milletler kültürleriyle yaşar. Kültürü olmayan devlet batmaya mahkumdur. Yani biz kültüre sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun bir rantı, bir beklentisi yok. Bir hobi. Gümrükçü Mustafa lakaplı Mustafa Akgün de kendisine ait bir devesi olduğunu belirtti. Oğlunun arkadaşlarının develerini havutlayarak güreşlere hazırladıklarını ifade eden Akgün, "Bugün havutlarını düzenliyorlar. Develerin kuyruklarını bağlayıp yanına çekiyoruz. Keyif yapması için de kuyruğa zil takıyoruz. Dövünürken ses çıkarmasını sağlıyoruz," dedi. Develerin bakımının çok zor olduğuna işaret eden Akgün şunları söyledi. Bayağı meşakkatli değil, hep meşakkatli zaten. Her dakika. Şimdi bu başka hayvanlardan daha başka özelliklere sahip yeryüzünde. Bunun kadar özelliği sahip evcilleştirilmiş hayvan ben hemen hemen bilmiyorum ama. Bu hayvan ne kuzuya benzer, ne eşeğe benzer, ne ata benzer, ne sığıra benzer. İşte yiyeceğin bol olduğu zamanlarda depolayıp, yağ olarak depolayıp, yiyeceğin kıt olduğu dönemde, çiftleşme dönemine de denk geliyor. Oradan harcamak, yani hör gücüne yağ stoklayıp, yani susamurunu nasıl kuyruğuna stoklayayım, kışın oradan harcayayım.
Develerin güreş özelliği olan bir hayvan olduğuna vurgu yapan Akgün, bu kültüre bazı yerlerde dövüş diyorlar ama değil, fikirsiz derler ama bu hayvanlar yarı fikirli, tasarlayabilen, rakibinin oyunlarını anlayabilen bir hayvan ifadesini kullandı. Güreşlere onlar önce kendini hazırlıyorlar. Biz yardımcı oluyoruz. Antrenmanını yaptırıyorsun. Liflerinin gevşememesini sağlıyorsun. Bunlar da zehmeri dediğimiz, işte aralığın 14'ünden sonra yavaş yavaş güreşlere hazırlanır. Başka bir deve sahibi Süleyman Çobanoğlu da bu dedelerimizden ve babalarımızdan kalan bir merak. Bu işi parası olup da zevkine yapmaya çalışanlar ayrı. Bizimki dede kültürümüz. Ben her gün sabah 6'da gelip devemi 2 kilometre gezdiriyorum diyerek develerin bakımının zor olmasına dikkat çekti. Dede kültürümüz, baba kültürümüzden.